Anne o sevgi kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bir kana bir söz vermiştim. Hastaneden çıkarsan seni turnuvaya getireceğim diye. İşte sözümü tuttum. İki elim kanda da olsa bir kanı turnuvaya getirdim. Bu yıl maalesef bir kan turnuvaya katılamadı rahatsızlığından dolayı. Zaman zaman duygusal anlar yaşadık. Kenara çekilip ağladığımız zamanlar da oldu. Bu turnuva benim çok hoşuma gitti. Yavuz Hoca'ya fikrini sordum. Yavuz çok güzel şeyler başardı, anlattı. Helal olsun. Onun elinden tutan, bu yavruların elinden tutan herkesten Allah razı olsun. Öncelikle Tahir Başkan, işte bu adam. Koca yürekli adam. Yavuz Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Şampiyonu hakkında neler söylemek istersiniz Yavuz Hocam? Şöyle söyleyeyim, Kocaeli'nin büyük yerin destekleriyle federasyonumuzla birlikte bu şampiyonluğu yapmanın gururunu yaşıyoruz her zamanki gibi. Sporun başkenti sloganımızla yola devam diyoruz. Böyle bir organizasyonda ev sahipliği yapmanın gururu, bizi bu arkadaşları bir araya getirmek benim için ayrı bir gurur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın bize vermiş olduğu desteklerin şöyle söyleyeyim, evet, bunun destekleriyle buradayız. Her zaman da destek vermeye devam edeceği için biz bu rahatlıkla her zaman ev sahipliği yapabileceğimiz bir alan bu. Bu bizim, şöyle söyleyeyim, Kocaeli'nde aslında 6. turnuvamız. 3 tane bölgesel, 3 tane Türkiye şampiyonası yaptık. Bu üçüncüsü bu federasyonun çatısı altında ilk şampiyona. Şöyle söyleyeyim size, bu bizim çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi dediğimizin bir göstergesi oldu. Şu anda Türkiye'de yapılmış olan en iyi organizasyon diye düşünüyorum. Ve tüm sporcuların memnuniyeti bizi burada daha da memnun etti. En iyilerini yapmak için çaba gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da burada daha iyilerini yapmak için, bu sporu geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. İnşallah. Buraya katılan tüm sporculara, ailelerine, onları destekleyen hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz şehrimize tekrardan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yavuz Hocam harikasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de bu kadar güzel bir organizasyon beklemiyordum açıkçası. Muhteşem olmuş. Yani uluslararası düzeyi de aynı. Evet, biz de işte inşallah burada aynı alanda Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonasını yapabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Çünkü bizim olanaklarımız var. Biz bu şampiyonaları yapalım. Bir camiaya biz bunu gönüllü yapıyoruz. İnşallah dahilini yapacağız. İnşallah. Bitti mi? O koca yüreğinle çok güzel şeyler başardın Yavuz Hocam. Tebrik ederim seni. Buradan kader arkadaşlarıma da tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarını buralara kadar getirdiler. Bundan mutlu edebilme adına. Bazı analar evden çıkartmayı bile çocuklarını. Hakemlerimiz de çok duyarlıydı. Çok dikkat ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Merhaba. Onlar hayata bu sporla sımsıkı sarıldılar. Haydi ne duruyorsunuz? Siz de tutun onların elinden. Onların yanında olun. Bu sporla kendilerini değerli hissediyorlar. Bir şeyleri kendileri çok güzel başardığını gösteriyorlar bu sporla. Hemen hemen bazı illerde bu bocce sporumuz mevcut. Siz de katılın, etrafınızda varsa bu çocukları bu spora yönlendirin. Ha, bir de yönlendirdiğiniz zaman lütfen bu bocce toplarından onlara birer takım hediye edin. Olur mu? Çünkü gittiğimiz, çaldığımız kabeler tamam değiller, yolla iler, ses soluk yok. Kimse bir şey anlar. Devletin borcu varmış. Allah ödeme kolaylığı versin, ne diyelim. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Nuri çok eski sporcularımızdan biri. Kenan Bağcılar ekibinden. Çok güzel bir maç çıkarttılar. Tebrik ediyorum ikisini de. Mücadele her şeyin başı, mücadele değil mi?
Sizin de var mı etrafınızda böyle yakışıklı gençler? Onlarla sohbet edin. Bu sporu anlatmam olur mu? Helal olsun size. Yüreğinizi kurtarmak. Ben de bütçe hakemiyim maalesef. Ben de mesleğimi bu yıl icra edemedim. Malum bir kanı biliyorsunuz daha düzelmedi. İnşallah düzelirse ben de sahalara döneceğim bir kan da. Beni bunaltan da o zaten. Boça bir aşktır, tutkudur. Öyle bir mutluluk verin ki insana böyle. Oynadıkça insanın oynayası geliyor. Hatice Hanım İzmir'den, o da yıllarca oğlunun peşinde. Tek başına mücadele veriyor. Çok güzel bir anne. Hepsi çok güzel bir anne. Evet Caner Samsun'dan. O da beyin plan melahatı oldu. O da babasıyla geldi. Abisini yeni kaybetti. İki çocuklardı. Caner tek kaldı. Allah ailesine sabırlıklar versin. Mekanı cennet olsun yavrumun. Genç yaşta kalp krizi geçirip vefat etti. Ölümün bile yaşı yok. Düşünmeyin hep yaşlılar ölür, gençler kalır diye. Söyleyecek söz bazen bulamayırık değil mi? Caner çok güzel mücadele verdi. Helal olsun. Bayağı ilerletmiş kendini. Bu yıl ikincilik madalyasını aldı. Pardon, üçüncülük madalyası galiba ama madalya aldı. Harika bir spor çıkarttı. Bu sporu yapmanız için kas hastası olmanız gerekiyor. Bir de CP hastası olmanız gerekiyor. Durumunuza göre federasyona bağlı fizyoterapistimiz var. Onlar değerlendirmeyi alıyorlar. Salınımlara göre sizi BC1, BC2, BC3 ya da BC4 yapabiliyor. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir kanımız vardı. Türkiye'de ilk ayakta spor yapan BC1 sporcumuz. O da vefat etti. Hayata yenik düştü. Çok üzüldüm. Bir kanalı çok sevdi abisini. Adaşıydı onun. Öyle işte Mustafa Rizkan, bunu da kaybetti. Onda bağırsakları yırtıldı. Enfeksiyon kapınca bir hafta anca dayanabildi. Ah Fatime ablam, Allah güç kuvvet versin, dayanma gücü versin. Sağ, çok zor. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Arkadaşlar soruyorsunuz ki niye sesli video yapıyorsun diye. Ama daha iyi anlatabilmem için. Daha iyi anlamayın mısınız? Mesela bocce sporu. Bunu böyle yayınlasam hiçbir şey anlamayacaktınız. İki kişiyle oynanılıyor. Kırmızı, mavi renklerde. Bu da bizim Yavuz'umuz. Valla Yavuz Urfa'ya bocceyi açtı. Helal olsun. Antrenörlük yapayım onlara. Topları da ben tedarik ettim. Onlarla katıldılar. Başarıların devamını diliyorum. Bu da bizim gene Fatih'imiz. Fatih milli takımı temsil etti. Çok şeylere imza attı. Madalya getirip annesine mutlu eder. Bitti. Yanındaki de çoğunu da aslan parçam ya. Mücadelenin en güzel örneği Yüksel. Niye mi? Çünkü normal atamay. Öyle bir atışı var ki ben onu hayranlıkla izliyorum. Lütfen çocuklarınızı evden çıkartın. Spora teşvik edin, olur mu? Arkadaşlar, niye kimse abone olmuyor? Takipçi sayım durdu. Yaklaşık 3-4 aydan beri hiç takipçi eklenmedi. Hatta 3000 aşağı düştü.
acaba farklı bir şeyden mi bekliyorsunuz bizden? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Mutlu Hoca nerede? Aslanım yavuz be. Mutlu Hoca evet, nerede? Evet, bu sene birinci oldu yavuz. Urfa'dan ilk defa katıldı. Aslında İzmir'de Kemal Hoca'nın sporcusuydu. İyi ki yarışmıyor bu sene. Başlıyor iş için. Kayınlığa çıktı. Urfa'ya da Burcu'ya açtı. Bunlar da BC birlerimiz. Bu spor olması gerekiyor bence. Çocukların mutluluğu bu spora bağlı. Bir onlar sevinen taraf, bir de üzülen taraf. Dünyanın kanunu, değil mi? Onların mutluluğu, biz annelerin mutluluğu. Lütfen like'larımızı çoğaltalım arkadaşlar. Videomu paylaşın. Beğenilerimiz çok az geliyor ya. Lütfen bana bir YouTube'a ulaşabilir miyim? Çok sormam gereken şeylerden ama nedense hiç ilgilenmiyor bizden.